Yolu Podcast aleminde Filmcast'e düşen herkese merhabalar. Ben Rabia Bulut. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bu hafta sizlerle bir konukla beraber olacaktık ama bazı sebeplerden dolayı programı yapamadık. Başka bir zamanda ertelendi. Son dakika bir konu değişikliğine gitmek durumunda kaldım. Bu noktada da aklıma direkt gelen sizlerle gündeme dair haberleri konuşmak oldu. İşim gereği haberlerle yakından ilişkiliyim. Bu yüzden biraz malzemem bol. Bu yüzden de biraz kolaycılığa kaçtım diyebilirim. Ama olsun, sinema dair bir program yapıyoruz. Sizler de gündemi takip etmek istiyorsanız beni dinlemeye devam edin. İlk olarak geçtiğimiz günlerden koronadan dolayı Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk'u kaybettik. Bu haber biraz sansasyon oldu diyebilirim. Çünkü o öldü mü ölmedi mi haberin doğrulanması biraz uzun bir süreç gerçekleştirdi. Kendisi Letonya'daydı. Letonya'da da vefat etti. Yönetmenin sinemasında ilkbahar, sonbahar, yaz, kış, ilkbahar adlandırabileceği uzun bir isme sahip olan hayatın dönüşümlerini anlattığı bir film yer alıyor ve birçok film yer alıyor. Bunlar arasında Boş Ev'de onlardan birisi. Kim Ki-duk geçtiğimiz sene 2019 yılında Boğaziçi Film Festivali'nde masterclass vermiş, jüri olarak katılmıştı. Sinema severlerin böyle anılarda mevcut olduğu için biraz bu boynu bükük. Diğer bir yandan haberlere devam edecek olursak, Mobi Türkiye'den bahsetmiştim size dijital platformlar programında. Nur Bilge Ceylan sinemasını Öze Dönüş seçkisinde yayınlamaya devam ediyor Mobi. Ve şu ana kadar 6 film oldu. Sanırsam Kış Uykusu ve Ahlat Ağacı ile seçki tamamlanacak. Geçtiğimiz günlerde de Nuri Bilge Ceylan sinemasının da en önemli filmlerinden olan, 21. yüzyılın en önemli filmi olarak adlandırılan Bir Zamanlar Anadolu'da yayınlandı. Nuri Bilge Ceylan sinemasını yeniden izlemek istiyorsanız, bir yerden başlamam gerekiyor diyorsanız, Mubi'deki bu fırsatı kaçırmayın diyelim. Türk sinemasından devam edelim. Ezel Akay'ın koronavirüs salgınından dolayı vizyonu ne olacağı belirsiz olan filmi 9 kere Leyla Netflix'te yayınlandı ve sinema severler tarafından sevilmedi açıkçası. Pek çok kötü yorum aldım. Bunun karşılığında Ezel Akay'ın açıklaması ise şu oldu. Filmi beğenen ve yapılan eleştirilere bilinçli olarak adlandırılan bir seyircinin notunu paylaştı. Linç oldu mu olmadı mı sorusunu sorarsanız bence linç edilmedi. Ama burada şunu belirtmem gerekiyor. Ben filmi izlemedim. Fragmanı da hoşuma gitmediği için gerek görmedim. Yorumlar da beni şaşırtmadı. Bunu linç olarak adlandırılması bence biraz kolaya kaçmak oluyor. Çünkü yorumlar bağımsızdır, beğenilir, beğenmez. Özellikle hani bu tarafa bakın, burada kötü bir film var, şöyle böyle diye bir tarafgirlik, bir yere çekiştirme olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu yüzden de 9 kere Leyla filmine karşı Ezel Akay'ın kötülüğüne dair verdiği tepkiyi de açıkçası bir savunma mekanizması olarak görüyorum. Diğer bir yandan da Haluk Bilginer'in başrolde oynanması, Demet Akbağ'ın başrolde yer alması iyi oyuncuların neden kötü filmlerde oynadıkları sorusunu ortaya çıkardı. Haluk Bilginer özelinde özellikle Emmy'yi almışken. Burada da kendisinin de belirttiği söylenen Twitter'da bir söz dolaştı. Eğer kötü bir filmde oynuyorsam paraya ihtiyacım vardır tarzında. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama aynı Haluk Bilginer'in İtalyan Biraderleri'ni çektiği Netflix filmi olan Azizler'deki oynadığını da biliyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde fragman yayınlandı. Fragman acayip bir merak uyandırıyor. Nasıl bir şey çıkacak? Acayip merak ediyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. İyi bir oyuncu kötü filmlerde yer alabilir. O onun iyi oyunculuğundan ödün verdiğini gösterir mi ya da öyle olmadığını gösterir mi? Hayır. Ama işin her zaman unutmamamız gereken bir noktası da işin maddi bir yanı olduğudur ve oyuncular mesleklerini bir yandan da para kazanmak için yaparlar. Sadece sanat için yapmak gibi keşke lüksleri olsa demek istiyorum ve bu konuyu geçiyorum. Biraz da dünyaya bakalım. Biraz dünya sinemasında, yani daha doğrusu sektörde biraz işler karıştı. Neden mi? Warner Bros. 2021'de bütün filmlerini HBO Max üzerinden yayınlanacağını, aynı anda da sinemalarda olacağını belirtti. Bu demek ki sinemaların çöküşü gibi demek doğru oluyor. Çünkü Warner Bros'un 2021 yılında yayınlayacağı filmler arasında Dune, Matrix 4,
Wonder Woman 1984 gibi 2020'nin en çok beklenen, korona yüzünden ulaşılamayan filmleri yer alıyor. HBO Max'te, yani bir dijital platformda aynı anda bulunması demek, sinemaların ne olacağı zaten belirsiz salgın sonrası. HBO Max yani dijital platformların bir adım öne çıkacağını gösteriyor. Bunun bizim ülkemiz açısından ne olacak sorusu şu: HBO Max bizim ülkemizde bulunmuyor. Bizim ülkemizde biz bu filmlere nasıl ulaşacağız? Sinemalara gelecek mi, gelmeyecek mi? Sinemaların durumu da ortada, şu an kapalılar. Büyük bir belirsizlik oluyor. Ama heyecanını da biraz da nasıl diyeyim devam ettiriyor. Çünkü 2021'de bu filmlere ulaşacağız. Yani 2020'de ulaşamadık, 2021'de ulaşacağımızı gösteriyor. Devam edelim. Bu Warner Bros'un bu hamlesine karşı Nolan'ın bir tepkisi oldu. Çünkü Tenet'i o sinemada sokmayı ısrar etmişti. Hasılat olarak başarılı bir hasılat elde edemedi. Ve Warner Bros. Bu kararı alırken filmin diğer yapımcılarını, oyuncularını, yönetmenlerini sormadı, ortaya çıktı. Biraz işler karıştı. Davalar falan pek yakında gözüküyor. Bunun yanında Disney, Marvel'da yeni projelerini açıkladı. Ve 2021'de sizi Star Wars dizilerine, süper kahraman filmlerine, dizilerine boğacağız dediler açıkçası. Bu da 2021 yılında dijital platformlar arasındaki savaşın gitgide daha da kızışacağı, daha da artacağı ve her günün bizim için sürpriz olacağını gösteriyor. Dünyada sinemaya dair haberleri verdikten sonra biraz da Netflix'te neler oluyor aslında, biraz ona bakalım. Netflix'te şöyle, David Fincher'da Citizen Kane'in oluşum sürecini anlattığı filmi yayınladı. Fincher'ın birçok projesi Netflix'te olacak açıkçası. Diğer bir yandan yerli dijital platformumuzdan bazı haberler var. İlk büyük çaplı dönem projesine Blue TV yapacağını açıkladı. Yeşilçam üzerine olacak ve başvurunda Çağatay Ulusoy yer alacak. Çağatay Ulusoy kararı aslında beni biraz şaşırttı mı, şaşırtmadı mı, arada kaldım açıkçası. Daha başka bir yüz olabilirdi bence. Çünkü kendisi zaten Hakan Muhafız'da Netflix Türkiye'de bir şey ortaya koydu. Yeni birisiyle yeni bir macera denenebilirdi. Ama bir yandan da büyük çaplı bir proje olacağı için risk almak istemedikleri şeklinde de yorumlanabilir. Ama Blue TV'nin bir harekete geçiş noktasında bir hızlanışı söz konusu olduğunu düşünüyorum. Hatta şu hamlesi de bunu gösteriyor. İlk tekrardan sokağa çıkma yasakları hafta sonu için başlanacağı ilan edildiğinde Blue TV o ilk zamanlar için, yani ilk 2 gün için, cumartesi pazar için hafta sonu ücretsiz olacağını açıkladı. Ve tabii ki ortalık Blue TV önerileriyle coştu. Blue TV'de ne var ne yok, neler izlenebilir listeleri aldı başını gitti. Ve Blue TV kendini bir anda ortaya koydu. Yani ben de varım, benim de seçeneklerim var, farklı bir şeyler görmek istiyorsanız bana bakın dedi. Ve gerçekten bu noktada da nevi şahsına münhasır bir seçkisi var. Ne var? Kısa filmler üzerine çok ciddi bir seçkisi var. Türk sinemasına, yani Türkiye sinemasına dair çok iyi bir seçkisi var. Yabancı filmlerde biraz tabii Netflix'e yarışacak durumda değil ama yerli olarak kendine özgü dizileri var. Sadece Blue TV'de bulunan Rami gibi, Handmaid's Tale gibi diziler var. HBO ile yaptığı anlaşmalar geriye kürtleşmiş HBO dizileri var. Yani Blue TV yeniden doğdu diyebiliriz ve bence hamleleri de devam edecek. Sadece burada Blue TV ile ilgili daha önceki programlarda da belirttiğim gibi erkek egemen dizilerine bir ara vermesini, daha seçkin, daha çeşitli diziler yapmasını, filmler yapmasını tercih ediyorum açıkçası. Buradan nereye gidelim? Gidilecek yer çok. Çevrim içi festivallere gidelim. Ne oluyor festivaller? Nasıl gerçekleşiyor? Festivaller çevrim içi hız kesmeden devam ediyor. Döneme adapte oluyor. Mesela Alemler Rahmet Kısa Film Yarışması, Dostluk Film Festivali, Uşak Uluslararası Kısa Film Festivali online olarak gerçekleşiyor. Online olarak gerçekleşmesi ne demek? Siz işte kayıt oluyorsunuz, bazı sana şifre veriyor, bazı direkt filme ulaşabiliyorsunuz. Siz filmleri internet üzerinden, bilgisayar üzerinden izliyorsunuz ve festivalde yüz yüze gerçekleşecek etkinler ya Instagram üzerinden ya online olarak Zoom üzerinden gerçekleşiyor ve festival varlığını devam ettiriyor. Güzel bir şey bence bu. Çünkü bir şekilde devam etmesi gerekiyor ki bir sonraki yıllara da katlanarak artsın. Bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Her şey çevrimiçi, her şey ulaşılabilir. Sadece bu noktada biraz bilinmesi gerekiyor. Biraz haberdar olmak gerekiyor. Bu yüzden de sinema haberleri olan siteleri takip edin derim. Ben Uşak Kısa Film Festivali'ni takip ettim. Dostluğu takip ettim. Alemler Rahmet'i takip edemedim. Hepsi de kendine has bir seçki oluşturuyor. Ve bu seçkileri yayınlıyorlar. Sinema severlerle
filmlerle buluşuyorlar. Ödüller dağıtıyorlar. Bu festivaller dikkatinizi çektiyse kısa film festivalleri. Çünkü uzun metraj festivaller de online gerçekleştiriyor. Ama bizim zaten köklü olan festivallerimiz biraz salgının durduğu dönemde birebir de kısıtlı imkanlarla gerçekleşti. Kısa film festivalleri ise yoluna hız kesmeden devam ediyor. Kısa filmler önemli. Çünkü bir hikayeyi 10 dakika 15 dakikada anlatmak ayrı bir maharet konusu. Onu uzun metrajda 90 dakika şeklinde anlatmak ayrı bir maharet konusu. Kısa film bu noktada daha fazla seçenek size sunuyor. Çünkü birçok bütçeyle birçok film çekebilirsiniz. Denemeniz, keşfetmeniz daha önünüz açık. Buradan şöyle bir yere bağlayabiliriz. Yorgos Lanthimos'un Lobster, işte The Favorite, Köpek Dişi gibi filmlerin yönetmeni olan Yunanlı yönetmenin Mimik adlı kısa filmi Mubi'de yayınlandı. Açıkçası kısa film benim için biraz hayal kırıklığı oldu. Şehirde metroda karşılaşan iki kişinin birbirine dönüşümünü anlatıyor. Daha doğrusu erkek karaktere, kadın karakterinin dönüşümü ve bunun sonsuz bir şekilde olacağını belirtiyor. Biraz şehir içindeki yabancıya, aidiyete, köklere dair bir eleştiri ortaya koyuyor ama bu bir tat vermiyor çünkü sen bunu uzun metrajda kendi sinemanda daha da iyisini yapmışsın. Uzun metrajda kısa da biraz daha farklı bir şey denemeliydi diye düşünüyorum açıkçası. Ben çok beğenmedim diye belirtebilirim. Başka düşünüyorum ne var ne yok. Aslında şöyle bir haber var. Bu biraz sinemadan değil bizim podcast ağının altında olan bir haber. Biz biliyorsunuz Film Kesti. Ben Yaşam Kültür Podcast'ı altında yapıyorum. Yaşam Kültür Podcast'larda Podcaster App'a bağlı. Yakında Podcaster App sitesi sizinle olacak. Oradan da bizi dinleyebileceksiniz ve birçok projemiz olacak. Lütfen oraları da sosyal medya hesaplarından takip edin diyerek bu haberimi de vermiş olayım. Düşünüyorum başka neler var neler yok diye. Ve rotayı yeniden kendi sinemamıza çeviriyorum. Geçtiğimiz günlerde bir tane online etkinlik daha oldu. Sinefilozofi sempozyumu. Bu etkinlik biraz işin akademik tarafıyla ilgilen, filmlerin felsefi olarak çözümlenmesi, makaleler yazılması şeklinde ürünler üreten bir dergisine filozofi ve sempozyum düzenledi. İnanılmaz iyi bir sempozyumdu. Aynı anda Zoom'da sunum yapıyorlar. Zoom'lar aynı anda YouTube'da yayınlandı. Ve orada Türkiye'de sinemanın sorunları adlı bir panel gerçekleştirdi. Ercan Kesal, Onur Saylak, başka kim vardı? Yani Zeynep Tan yer aldı ve çok verimli bir konuşmaydı. Sinemanın da böyle bir yönde var. Bu şekilde akademik olarak da ilgileniyorsanız sinefilozofi aklınıza bulunsun. Buradan da şuraya varacağım. Biraz uyarlamalardan bahsedelim. İki haberim var Türkiye sinemasında edebiyat uyarlamalarıyla ilgili. İlki Sonbahar filminin, işte Gelecek Uzun Sürer gibi filmlerin yönetmeni Özcan Alper, Kemal Varol'un Aşıklar Bayramı filmini sinemaya uyarlayacak ve şu an kadroyu oluşturmaya başlıyor. Ben kitabı okumadım ama iyi bir kitap olduğu söyleniyor. Hemen listeye aldım. Diğer bir haber ise Hasan Ali Topbaş'la ilgili. Ya ilgili demeyeyim de bu konuda biraz nasıl ifade etmek çok önemli aslında. Nasıl ifade edeceğiniz. Biraz dikkatli seçmeye çalışıyorum. Kendisinin taciz ettiği bayanlar Twitter'da konuştu ve Topbaş'ta bunun doğru olduğunu açıklayan eril faaliye bağlayan bir metin yayınlandı. Bu metin sonrasında iletişim yayınları kendisinin kitaplarını basmayacağını söyledi ve birkaç yazarın da böyle özürleri ortaya çıktı. Özür dilediler ve birçok olay yaşandı. Bunun sinema ile ilgilisi Küf, Kronoloji gibi filmleri sinemasına bağlı Ali Aydın Kültür Bakanlığı'ndan da destek almıştı. Boğaziçi'nden de destek almıştı. Kuşlar Yasına Gider adlı romanı sinemaya uyarlayacaktı ama bu çıkan olaylar sonucunda yapımcısıyla yaptığı ortak açıklama metninde filmi çekmekten vazgeçtiklerini belirtti. Bu yapılabilir, doğru bir karardır. Ama burada tekrardan bir soru ortaya çıkaracak. Bir programda buna da değinmiştim. Romanski'nin Polovski, karıştırıyorum büyük ihtimalle. Affınızı istiyorum bu noktada. Mesela Piyanist filminin yönetmeninin yaptığı tacizler, Woody Allen'ın tacizci olması, onun yaptığı filmlerden bizi uzaklaştıracak mı? Yani sanatçıyla sanat ürünü arasındaki ilişkinin uzaklığının ayarı ne olmalıdır? Burada neyi ortaya çıkarmalıdır? Neyi önünde tutmalıdır? Tutmalıyızdır ya da bilmiyorum. Bu konuda da net bir cevabım yok. Evet, suçlu olanlar ne zaman olursa olsun ortaya çıktığında cezalandırılmalıdır. Buna katılıyorum. Hele bu noktada kendilerinin güçlerini kullandıkları, eriliklerini kullandığı her noktada cezalandırmalarıdır. Ama onların şahsı dışında ortaya koydukları sanat ürünü
bununla ilişkilendirilmeli midir? Yani biz bunları tütük kaka yapmalı mıyızdır? Bu konuda gerçekten biraz kafamda deli sorular var. Sizin bir cevabınız varsa bana yazın, konuşalım, yorumlayalım. Çünkü bunlar bu meseleler ancak konuştukça ortaya çıkıyor. Şaka maka son dakika belirledim konuyu ama iyi bir program oldu gibime geliyor. En azından gündeme dair haberlerin olduğu bir programda kaydetmiş olduk. Podcaster app'ın duyurusunu yaptım. Başka diyecek kelimelerim var mı? Ya var aslında, konuşuruz.